2 Aralık 1918'den yine bir baş yazısı Yunus Nadi'nin başlığı Türkiye'nin mevki. Lütfen iyi dinleyin. Daha önceki yayınlarda anlatmıştım. Şimdi tekrar tekrar aynı şeyi söylemek istemiyorum. Kısacası demografi çok önemli. Kim nerede çoğunluksa orası onun olacak gibi bir inanç var ve Mondros'un bazı maddelerinde de buna benzer şeyler yer alıyor. O yüzden kimse yaşadığı şehri kaybetmek istemediği için yaşadığı şehri ne kadar Türk ve Müslüman olduğunu eğer Kürtse ne kadar Kürt ve Müslüman olduğunu ki o zamanlar biliyorsunuz milletler sistemi hala geçerli öncelikle Müslüman olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Fakat diğer yandan İstanbul'da işgal yanlısı olarak kendi dillerinde yayın yapan başlıca Rum gazeteler yani Rumca yayın yapan belli başlı gazeteler hayallere kapılmış durumda sürekli İstanbul'un nasıl Yunanistan'a katılabileceğini yazıyorlar. İşte Büyük Pontus Devleti nasıl kurulur bunu hayal ediyorlar ve mücadele yanlısı Türk gazetecileri de çıldırtıyorlar. Çıldırıyor herkes yani onları okudukça veya orada yazılanları anladıkça öğrendikçe resmen çıldırıyorlar tamam mı? Yunus Nadi de şöyle başlıyor yazısına. Biz buralıyız ve buradayız. Bazılarının dediklerine bakılırsa Türk'ün dünyanın hemen hemen hiçbir yerinde mevki ve mevası kalmamış olduğuna hükmetmek lazım gelecek. Meva, mekan, varılacak, sığınılacak yer. İzmir'deki Rum Yunan gazetelerinden biri ilk coşkunluk günlerinde bize Asya yollarını göstermiş idi. Öyle ya, Türk'ü küreyi arz üzerinde fazla görmek tafra fürüşlüklerine bedel o Rum Yunan gazetesi bize geldiğimiz yere gitmekliğimizi ihtar ederek yine insaf göstermiş demek olur. Bugün de çok sık rastlamıyor musunuz? İşte Türkler Moğolistan'a, Türkler Orta Asya'ya gidin, barbar Türkler. <laughs> çeşit çeşit kesimden insanların böyle şeyler söylediğini görüyorsunuzdur bugün sizlerde arkadaşlar. İzmir'de çıkan Rum Yunan gazeteleri de Asya yollarını göstermiş. Geldiğiniz yere gidin demiş. Nadi de diyor ki eğer herkes geldiği yere gidecekse bizden evvel başkalarından başlayarak dünya haritasının altını üstüne getirmek icap etmez mi? Hani biz, bir tek biz mi geldik başka yerlerde? Tek biz miyiz? Türkler Küçük Asya denilen Anadolu'nun şarkından en uzak garp noktasına kadar gelip yerleşmeleri tarihi öyle basit düşüncelilerin herhangi bir ihtiras sevkiyle atıp tuttukları gibi 5-600 hatta 700-800 yıllık bir şey değildir. Garb ulemasının araştırmalarıyla da sabittir ki Türklerin Anadolu'ya gelip yerleşmeleri tarihi pek kadimdir. Malumdur ki dünyada milletlerin ve milletlerin tayin ve nokta nokta Or oraları okuyamamış herhalde. Sağdan sola, şarktan garbe vuku bulan hicret cereyanlarının yer yer tevkif eylemesiyle tahsil edilmiş hakikatlerdir. Ya diyor bir tek biz göç etmedik. Herkes bir yerden bir yere göç etti. Avrupa'nın garbe muhaceretinden daha evvel ve sonra garbi Asya'dan Anadolu üzerine vuku bulan yürüyüşlerdir ki Kafkasya'da, Fırat ve Dicle havzalarında ve bütün Anadolu'da bilhassa Türkü bir heyet olarak vücuda getirmiştir. Osmanlı Türklerinin kolayca derleyip toplayarak bütün bir saltanata mesnet yapı verdikleri Türk milleti işte buralarda nice asırlardan beri yerleşmiş olan o millettir. Yoksa 400 hane halklık bir aşiretten öyle harika gibi birdenbire bu kadar kavi bir saltanat çıkması aklen ve ilmen her zaman için muhaldir. Öyle 400 çadırlık aşiret mavallarını bırakın diyor. Osmanlı'dan önce de bu topraklarda Türk vardı ne sanıyorsunuz diyor. Şimdi bu insanlar Türk tarihini tabii ki bulabildikleri kendi kaynaklarından o zamanlar Türkçe'de yani Osmanlıca da diyelim çok da fazla bir Türk tarihi kaynağı yok çok da bilinmiyor. Yani 1915'lerden itibaren falan bizde biraz daha gelişiyor ama o zamana kadar Türkoloji çoktan kuruldu zaten Avrupa'da. Bizden önce bizim kaynaklarımızı buldular, çevirdiler, yayınladılar. E ...bu insanların çoğu da Fransızca okuyup yazabiliyor arkadaşlar... ...dolayısıyla ulaştılar... ...daha bilgili, daha bilinçli insanlar bunlar... ...Türk nedir, Türk kimdir... ...o zamanın bilimsel araştırmalarına vakıf kişiler... ...evet yine... E, ...yarı özet... ...yarı doğrudan alıntılar... vasıtasıyla se seslendirmeye devam ediyorum yazıyı... ...şarlatanca iddiaların yerine... ...ilmin hakikatleri incelenirse... Anadolu'da Yunanların Türklere nispetle çok az yerde tutunabildikleri anlaşılır. Biz Türkler buralıyız. Bazı Tafra iddia ede geldikleri gibi gideceğimiz başka bir yer olmadığı gibi sanki babalarının malikanesiymiş gibi bazı kavimlere küreyi arz üzerinde yer verip vermeme salahiyeti de kimsede yoktur. Dini mevkiimiz de önemlidir. İslam dininin az zamanda intişarı üzerine Türklerin de kabul edildikleri bu diyanet uğrunda fakat daha ziyade tedafi bir surette ihtiyar etmiş oldukları fedakarlıklara tarih şahittir. İslam dini namına evvela şurasını kaydetmek lazımdır ki bu din esasen cebir ve ikraha müsait değildir. Bugüne kadar Hristiyan dini namına dünyanın her tarafında misyoner orduları çalışıyor dünyanın hiçbir yerinde Müslümanların böyle bir teşkilatına rastlanmaz anlamına gelen şeyler yazmış. Osmanlılar İslam dininin müdafaa konusunda en yüksek mertebeye erişmişlerdir anlamına gelen şeyler de yazmış. İslam hilafetini de cami olan Osmanlı saltanatının İslam alemi nazarındaki vaki ve hissiyatı ancak bu esasa irca olunacak hakikatlerden dolayıdır ki büyük idi. Yani Osmanlı diyor İslam alemi nazarında çok önemli bir mevkiye sahiptir. Yine İslam'ın vicdanı hep bu hakikatin muhtelif tecellileri iledir ki bugün de yarın da lerzedar olmaktan hali kalmayacaktır, titreyecektir diyor. İtilaf devletleri diyor bu savaşı kazanmış olsa da geçmişin firavunlarına yakışacak bir zihniyetle hareket etmeleri düşünülemez diyor. Niye? Bunun bazı sebepleri var diyor. Mesela ne? Bu devletler öteden beri müdafaa ettiklerini öne sürdükleri bazı prensiplere sahipler diyor. E bu prensiplere tüm dünyanın gözü önünde aykırı davranacak halleri yok ya diyor. Yunus Nadicim canım bunu inanarak mı yazdı acaba? Yani bütün dünyanın gözü önünde özgürlük, temel insan hakları şu gibi çok kutsal gördüklerini iddia ettikleri prensiplere defalarca aykırı davranacaklar elbette. Ama Yunus Nadi de yani saftirik bir adam değil. Onlara laf sokuyor bir yandan anladığım kadarıyla. Bu diyor yeni bir hayata başlayan dünya kamuoyu nazarında pek de iyi bir izlenim bırakmaz. Yeni bir hayata başlayan ne demek arkadaşlar? O dönem imparatorlukların teker teker çatırlayıp çöktüğü bir dönem. Artık birçok tarihçinin de söylediği gibi ulus devletler çağı başlıyor. İnsanlar imparatorlar tarafından, monarklar, hanedanlar tarafından yönetilmek istemiyorlar. Her yerde isyanlar, milliyetçi hareketler, milliyetçilerin monarkları kıtır kıtır kesmeleri, camlardan aşağı atmaları, kurşuna dizmeleri söz konusu. Böyle bir dönem arkadaşlar. Ve bütün bunlar oy verebilelim diye. <laughs> Şimdi diyeceksiniz ki oy verdik de ne oldu falan. Lütfen Biliyorum. Ben de yaşadım. Anlıyorum sizi. Bütün bunlar insanlar oy verebilsin ve yöneticileri seçebilsin diye oldu arkadaşlar. Gerek milliyetçiler gerek komünistler can verdiler, kan verdiler bu dava uğruna arkadaşlar. Birbirlerini sevmezler ama aslında iki tarafta insanlığın gelişiminde çok önemli aşamaları kat etmelerini sağlamışlardır. Benim görüşüm bu. Devam ediyor Yunus Hadi. İşte bu yeni hayata başlayan dünya kamuoyu gözünde iyi bir izlenime sahip olmalarını engeller diyor. Sonra diyor, istenilen devamlı bir sur'tür. Yani bizim asıl amacımız sürekli olarak barış halinde kalmak değil mi? Eğer bunu sağlayamazsanız yeniden savaşacağımızı tahmin edebilirsiniz diyor. Yani bizi daha da boğmaya çalışırsanız biz de elimiz armut toplamıyor yine savaşırız diyor. Yunus Nadi biraz tehdit etmiş galiba. Nihayet diyor torbaya konup saklanacak bir keyfiyet değiliz. Koca bir tarihle devam edip gelerek işte yine ortada fiilen yaşamakta olan bir kemiyetiz ve bir hakikatiz. 10 milyonluk bir kitleyle mevcut ve payidarız. O zamanlar Türkiye'nin nüfusu 10 milyon olarak tahmin ediliyor. Kesin bir rakamdan bahsetmek bildiğim kadarıyla mümkün değil. Hayat hakkımızı inkar mı edecekler? bunun ihtimali mi vardır? Ekalliyetlerin yani azınlıkların hakkının arandığı bir sırada ekseriyetin yani çoğunluğun beka ve mevcudiyeti ve nihayet inkişaf ve inşirahının hakkı teslim olunmamak hiç mümkün müdür? Hani azınlıklar bu kadar korunurken çoğunluğu korumayacak mısınız diyor. Biz çoğunluğuz diye hayırdır diyor köleniz mi olacağız illa? Kendi aramızdaki çirkin ve ihtiras alud münakaşalarla hariçten bakanlara hakkımızda fena fikirler verebileceğimizin belki de vermekte olduğumuzun farkında olma zamanı artık iyiden iyiye gelmiştir. Devamında da şey diyor yani hani ya biz kendi aramızdaki şu kavgaları bir bitirsek her zamanki Türk Türkçe cümle <laughs> her Türk'ten duyulabilecek cümleler tap bir. Ya biz önce kendi içimizdeki kavgaları bitirsek. Since 1918. Hatta daha da eskiye götürürüz yani. Güzel bir cümle kuruyor sonra da. Mağlubiyet neden maduniyete yani yok olmaya ve müneccer olmak lazım gelecekmiş? Yani mağlup olduk diye neden yok olacakmışız? Biz mütarekeyi hakkımızda idam hükmü imzalansın diye vermiş değiliz bazı matbuatın yaygaralarına bakarak telaşa mahal olmaz. Elverir ki vatanın samimi ve sadık evlatları Türk'ün ve Türklüğün izzet ve selametini en mukaddes gaye bilerek onun tarafında toplanabilsinler. Demiş. Evet nasıl Yunus Bey? Beğendiniz mi kalemini? O zamanlar için çok güçlü bir kalem Yunus'un adi arkadaşlar. Ben de çok heyecanlanırdım. Allah Allah bu adam niye bu kadar Türk 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 deyip duruyor falan diye düşünürdüm. Sonra tabii siyasi panoramaya şu bakıyorsun anlıyorsun ne olduğunu.